Tarımsal sulamada üreticilerimizin karşı karşıya kaldığı sorunların başında elektrik fiyatları geliyor. Özellikle fon, pay ve vergi dahil 2020 yılı Aralık ayı itibariyle 85.2 kuruştan elektrik alan üreticilerimiz 2021 yılı Aralık ayında %22.2'lik artışla 104.1 kuruştan elektrik kullanmak zorunda kaldı. Üreticilerimiz Mesken Abone grubuna göre %16.34 daha pahalı elektrik kullandı. Diğer taraftan 2021'de zaten çok pahalı olan elektrik fiyatları nedeniyle büyük maliyet artışlarını da göğüslemek zorunda kalan üreticilerimiz indirim beklerken 31 Aralık 2021 gece yarısı elektriğe gelen ve 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olan astronomik zamlar sonucunda yıkıldı. 2022 zammıyla tarımsal sulamada kullanılan elektrikte tek zamanlı alçak gerilim fiyatında 2021'e göre %94.8 oranında bir fiyat artışı oldu. 2021 Aralık ayında KDV ve diğer kalemler hariç tek zamanlı alçak gerilim birim fiyatı kilowatt saatte 86 kuruş iken gelen zamla birlikte kilowatt saatte 167,5 kuruşa yükseldi. Artan elektrik fiyatları üretimin sürdürülebilirliği için büyük bir tehdit unsuru haline geldi. Üreticilerimiz bu elektrik fiyatlarıyla üretim yapamaz hale geldi. Üreticilerimizin verimli bir şekilde üretime devam edebilmeleri için elektrik fiyatları makul düzeye çekilmelidir. Tarım sektörünün stratejik önemi göz önüne alınarak tarıma pozitif ayrımcılık yapılmalıdır. Elektrikte uygulanmakta olan %18 KDV, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce her yıl yayınlanan su kullanım hizmet bedeli tarifelerine göre de buğday, ayçiçeği, çeltik, pamuk, mısır, meyve ve sebze sulamalarında 2015-2020 yılları arasında sulama ücretleri cazibe sulamada %72 ile %92 arasında, pompaj sulamada ise %91 ile %193 arasında değişen oranlarda artış oldu. Yeraltı suyu ücretleri de 2015 yılında dekar başına 1 lira iken 2021 yılında 17 liraya çıktı. Üreticilerimiz 17 kat daha fazla gelir mi elde etmiş de su ücretleri bu kadar artmıştır. Hem tarımda verimliliği artıracağız diyoruz, hem de verimlilik için çok önemli olan suyun fiyatını artırarak toprakla buluşmasını önlüyoruz. Bu yanlıştan acilen dönülmelidir. 17 kat artan yeraltı suyu kullanım ücreti yeniden 1 liraya düşürülmelidir. Üreticilerimizin birçoğu bu artışlar karşısında çaresiz kalmış, borçlarını ödeyememiştir. Covid-19 salgını nedeniyle belirsizlik ve artan maliyetler karşısında üretimini planlamakta güçlük yaşayan üreticilerimizin su borçlarını ödemesine imkan bulunmuyor. Sulama ücretleri önemli bir maliyet kalemini oluşturuyor. Bu ücretlerin makul seviyelere çekilmesi gerekiyor. Diğer taraftan yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre su borcu olan çiftçiler desteklerini alamamaktadır. Sulama borçları desteklerden mahsup edilmekte veya bloke konmaktadır. Bu uygulamadan da vazgeçilmelidir. Dövizdeki artış nedeniyle bazı tarım ilaçları fiyatlarında da %70'lere varan oranlarda artışlar yaşandı. Geçen yıla göre 2021 yılının Eylül ayından itibaren gübre fiyatlarındaki aşırı yükseliş beraberinde gübre kullanımında azalmayı getirdi. Artan gübre fiyatları dikkate alındığında 2021 yılında Hubbat'ta dekara 20 lira, diğer ürünlerde dekara 8 lira olan destek çok yetersiz kaldı. Gübre desteğinin bazı ürünlerde gübre maliyetini karşılama oranı %1'lere kadar düştü. Gübre desteği de anlamını yitirdi. Gübre fiyatlarının yarısının devlet tarafından destek olarak verilmesi sağlanmalıdır. Önemli bir tarımsal girdi olan gübrede Aralık ayı itibariyle son bir yılda amonyum sülfat gübresi %437, üre gübresi %403, amonyum nitrat gübresi %371, DAP gübresi %294 ve 20-20 kompoze gübresi %261 oranında arttı. Gübre kullanımının sürdürülebilir olması için gübre fiyatlarının makul seviyelerde tutulması gerekiyor. 2022 yılında yetersiz gübre kullanımının ülkemize faturası ağır olur. Aralık ayının 20'sinden sonra döviz kurunda görülen düşüşlere bağlı olarak pek çok gıda ürününde
ve tarımsal girdi fiyatlarında beklenilen düşüş yaşanmadı. Bu durumda gübre fiyatlarında da kayda değer oranlarda indirim olmadı. Kimyasal gübreleri ucuza ithal ettikleri halde fiyatlarını daha pahalıya ithal eden firmalarla bir tutan ve bunun yanında haksız bir şekilde kar marjlarını artıran ithalatçılar ve dağıtıcılar bulunuyor. Gübre piyasasının istikrarsızlığından yararlanarak haksız kazanç elde eden bu firmaların ve dağıtıcıların Ticaret Bakanlığı'nca denetlenerek piyasa fiyatları... Çiftçilerimizin 2021 yılında da finansman sıkıntıları devam etti. Son yıllarda afetlerin de etkisiyle çiftçilerimizin kredi borçları arttı. Çiftçilerimizin bir kısmı başka bankalardan yüksek faizle aldığı kredilerle borcunu kapatmak zorunda kaldı. Üreticilerimize kredi sağlayan kamu kurumlarının faiz oranları da oldukça yüksektir. Tarımsal kredilerde Ziraat Bankası tarafından en düşük uygulanan yıllık cari faiz %16. Tarım kredi kooperatifleri tarafından uygulanan yıllık en düşük faiz oranı ise %22'dir. Diğer bankalarda ise bu oranlar %25-30 arasında değişiyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre 2020 yılı Eylül ayında 128.2 milyar lira olarak gerçekleşen tarım ve balıkçılık nakdi ve takipteki toplam kredi bakiyesi 2021 Eylül ayına kadar 156 milyar liraya ulaştı. Son bir yıllık süreçte bankalardan kredi kullanımı %21.7 oranında arttı. Dünyada artan ürün fiyatları gıda fiyatlarını da olağanüstü artırdı. Bu yıl aydan aya hızla artan fiyatlardan ürününü özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında hasar eden ve satışını yapan üreticilerimiz yeterince faydalanamadı. Diğer taraftan bu yıl başta şiddetli kuraklık olmak üzere yaşanan doğal afetler nedeniyle ekonomik geliri azalan ve krediye daha fazla ihtiyaç duyan tarım sektöründe sorunlar daha fazla arttı. Geçmiş yıllardan birikerek gelen ve bu sene yeterli geliri elde edemeyen çoğu üreticimiz artan kredi borcunu ödeyemedi. 2021 yılında yaşanan afetlerden zarar gören üreticilerin düşük faizli kredi çiftçilerimiz gübre, mazot, sertifikalı tohum, elektrik ve ilaç kullanmaktan korkuyorsa ve kaçıyorsa üretmekte ciddi bir sorun var demektir. Çiftçimizi toprağa ısındırmalıyız. Korkularını bertaraf etmeliyiz. Üretmek için değil, sadece rant için toprak alanların sayısı hızla artıyor. Bu durumu seyredemeyiz, görmezden gelemeyiz. Acil olarak çiftçilerimizin tarlasını satmasını önleyecek, üretimde kalmasını sağlayacak tedbirleri almalıyız. Taşıma suyuyla değirmen dönmez. İthalatla ülkeyi doyurma imkanı yoktur. Çok üzülürüz, son pişmanlık fayda etmez. Tarım kredi kooperatiflerine olan kredi borçlarının ödenememesiyle ilgili yapılan başvurular sonucu 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle tasfiye olunacak alacaklar hesabına aktarılan kredi borçları yapılandırıldı. İçinde bulunan zor süreçte çiftçinin kooperatifi olan Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği Kasım ayında biten bu süreyi yeniden uzatmalıdır. Ayrıca özellikle tarım kredi kooperatiflerinin yapılandırmada peşinat talep etmesi çiftçilerin faydalanmasını engelliyor. Kurumların yapılandırma uygulamalarından faydalanamayan veya borç yapılandırması yapılmayan çiftçilerin borçları için icra süreci başlatılıyor. Çiftçi borçlarına yönelik yapılan açıklamalarda bankalar ve tarım kredi kooperatiflerinin takipteki borçlu sayısı az gösterilmekte, çiftçinin önemli bir kısmının borcunu ödediği ifade edilmektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre 2020 yılı Eylül ayında 5.3 milyar lira olan takipteki kredi tutarı 2021 Eylül ayında %14.8 oranında azalarak 4.5 milyar liraya geriledi. İşin gerçeği şudur. Çiftçilerimiz kredi verilen kuruluşa çağrılmakta, borcunun faizi alınmakta, kalan borcu yeniden eklenen faizle yeni kredi olarak devam ettirilmektedir. Eski borç kapanmış görülmektedir. Ya da kredi kuruluşları kendi bünyelerinde bu borçları yüksek faizle yapılandırmaktadırlar. Takipten çıkan bu borçlar ödenmiş gibi görünmektedir. Halbuki borç ödenmemiştir. Destek bütçesinin tarım kanununda belirtildiği gibi gayri safi milli hasılanın en az %1 oranında olması gerekirken bu rakam %0.35 düzeylerinde kaldı. Kuraklık ve her yıl yaşadığımız diğer afetler dikkate alındığında
Bu zamlarla birlikte 2022 yılı tarım sektöründe zorlu geçecek. Bu duruma hükümet seyirci kalamaz. Çiftçimiz zaten gübre ve mazottaki yüksek artışlar nedeniyle sonbahar ve kış ekimini yapamadı. Ekim yapanlar ise gübreyi yetersiz kullandı veya hiç kullanamadı. Yılbaşında yapılan bu yeni zamlar girdi maliyetlerini daha da artıracak, girdi kullanımını daha da azaltacaktır. Yeni elektrik fiyatlarıyla sulama da yapılamayacaktır. Sadece sulamadan dolayı çiftçimizin elektrik fiyatları iki kat arttı. Bu maliyetleri karşılayamayan üreticilerimiz üretimden vazgeçecek, fiyatlar yükselecek, hem çiftçilerimiz hem tüketicilerimiz zarar görecek, gıdaya ulaşımda zorlaşacaktır. Zaten sıkıntı içinde olan hayvancılık sektörü, yem fiyatlarındaki artış, çiğ süt ve karkas fiyatlarının para etmemesi sonucu daha zor günler yaşayacaktır. Sektör yeni bir krizle karşı karşıyadır. Maliyetlerin aşırı artması karşısında girdi desteği çok yetersiz kaldı. Bitkisel ve hayvansal üretim yapan üreticilerimize moral verecek yeni destekleri acilen devreye sokamazsak, ülke olarak üretimi değil, ithalatı desteklemiş oluruz. 2022 yılı insanımız için zor bir yıl olur. Ülke olarak ağır faturalar öderiz. Sonra çok pişman oluruz, ancak ahlar vahlar para etmez.